Herkese selamlar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz tavuğumuz açılmış. Bollukta gördüm yumurtlarken. Yani 7 adet kanatlımız daha var yeni yetişen. Zaten kendisini belli ediyor. Mesela şu kuyruksuz görmüş olduğunuz kuyruksuz şekilde olan işte onun arkasındaki. Bunlar toplam 7 adetler. Yine buradaki de. Şu arkada görmüş olduğunuz. Bunlar şunlardan küçük. Şu görmüş olduklarınızdan küçük. Bunlar 13 adet tavuk. Bu şekilde olan büyük. 13 adet tavuğumuz var. Bu şekilde küçük de 7 adet vardı. Tabii bunlardan açılmalar başladı. Bunlar 7 aylık olmadılar. Buna eminim 7 aylık olmadılar. Bakmıştım bunların çıkım tarihine ama şu an net hatırlayamıyorum açıkçası. 7 aylık olmadılar ama 6-6,5 ay arası bir şey büyüklükleri var bunların ve açılmalar başlamış gördüğüm kadarıyla. Yani bunu gördüm ama diğerleri şu mesela görmüş olduğunuz arka taraftaki daha küçük, muhtemelen onda da henüz açılma olmamıştır ama yavaştan başlıyor bu gözüküyor. Bu anlaşılıyor buradan. Yani 20 adet tavuk şeklinde. 2 adet de horoz. 22 adet toplamda kanatlıyı besliyoruz. Bunların yem tüketimi 100 gramdan saydığımızda ortalama olarak işte 2,5 kilo. Yani 100 gramdan bir tık fazla şey yaptım bilerek. 22 adet olduğunu düşündüğümüzde 2,5 kilo günlük yem tüketimleri bulunuyor. Yemimiz buğday mısır şeklinde. Onu söyleyeyim. Yani herhangi bir yumurta yemi ya da hazır yem vesaire kullanmıyoruz. Bunların da ortalama fiyatı şu an kilo bazında 8 maksimum 9 lira. Hadi 10 diyelim başka maliyetleri de hesaba kattığımızda. Yani günlük olarak bu hayvanların 20 ile 25 lira arası bir tüketimi var. Ki bunu fazla fazla saydığımızda. Şunda bir rahatsızlık var, bir öksürme var. Hemen karşınızda zaten kendini gösterdi, belli etti. Hastalıklar vesaireler oluyor maalesef. Şimdi bir yumurta toplayacağım. Ben de kaç adet yumurta olduğunu bilmiyorum. Ama günlük maliyetimizi dediğim gibi fazla fazla hesapladığımız durumda bizim için şu an 25 lira gibi bir maliyet ortaya çıkıyor. Burası yine sulu. Oranın suyu eksik olmuyor yağmur yağdığında. Hem gölgede kalıyor hem de şey yeşillik gördüğünüz gibi bahçeleri söktükçe yeşilliğini atıyoruz. Bol bol yeşillikleri var. Yeşillik konusunda bir sorunumuz yok. Şimdi gelelim önce şu aşağıdakileri alalım. Şöyle bir göstereyim. Bugün çok bir yumurta yok. Çok bir yumurta yok dediğim daha iyisi olduğu için öyle söyledim. 2 adet burada yumurtamız var. Şöyle. 4 adet. 6 ve 7 adet. Şöyle 7 adet yumurta. Şu yumurta zaten gördüğünüz gibi küçük. Bu da muhtemelen yeni açılanlardan birinden veyahut da işte büyük yapıyorlar yapıyorlar. Sonunda bir de küçük yapma durumları oluyor. Öyle bir durumda söz konusu olmuş olabilir. Tabii ki. Şimdi 7 adet yumurta aldık. Açıkçası söyleyeyim yani dün ben 10 adet yumurta almıştım. Yine içinden bir tanesi küçüktü. Niye bunu belirtiyorum özellikle? Bu küçük yumurtalarda ticari değeri haliyle çok daha düşük oluyor. Şu an yani son sattığımızdaki bayağıdır bir yumurta satma durumumuz yok. Kendi içimizde tüketiyoruz. Bayramda olduğu için işte eş dost geliyor. Onlara şey yapıyoruz ama normal şartlarda 5 liradan yer yer bazı yerlerde 6 liradan yumurta satılıyor. Hani 4 liradan olduğunu varsaydığınızda bile 28 lira gibi bir fiyat yapıyor. 7 adet yumurta hani birinde küçük olduğunu düşünerek maddi değerinden dolayı 4 liraya şey yaptığınızda 28. Maliyeti fazla fazla hesapladığımızda bile günlük maliyetinin işte 25 lira olduğunu söylemiştim şu an bizim için. Haliyle 3 lira doğru yani 3 lira değer mi denebilir ama hani ben en minimum şartları hesapladığımda bile bu bir kar bırakıyor. Yani artı yönünde en azından bu hayvanlar.
Ki kaldı ki 4'te değil 5'e satarsın. Dünkü gibi 10'un üstünde yumurta alırsın. Veyahut da işte yumurtaya mı verirsin, mutlaka performansı daha yüksek olacaktır öyle bir durumda. Ama şimdi biz burada sadece tavuğa da bakmıyoruz. Böyle de bir durum var. Ayrıca horoza da bakıyoruz ve bunların bir şey maliyeti ortaya çıkıyor, yetiştirme. Yani horozu ekstradan yetiştirme maliyeti doğmuş oluyor. Sadece tavuk baktığın yerde durum bu şekilde olmaz. Tüm bunları düşündüğümüzde kârda olduğumuz her zaman benim için iyidir. Yani iyi olarak görüyorum. Artıda olduğu her zaman bizim için iyidir. Sonuçta biz bunu temel amaç olarak, ticari olarak yapmıyoruz. Temel amacımız kendi ihtiyacımızı ve ailemizin ihtiyacını gidermek olduğu için kârda olduğu müddetçe çok sıkıntı değil. Haricinde yine bu horozların, dediğim gibi burada bir horoz maliyeti var ama biz bu horozları da satma durumu çok 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 nadir oluyor. Genel itibariyle biz tüketiyoruz. Ne verdiğimizi biliyoruz. Haricinde bu görmüş olduğunuz yer, bakın, zeytin ağaçları olan bir yer. Yani şu sağ tarafta bahçe olmasına rağmen burada normal şartlarda zaten bahçe olmaz. Yani alanı da aslında bir işgal etme durumu söz konusu değil. Yani şu denebilir belki. Bu alan içerisinde işte atıyorum başka bir şey dikmiş olsan, mısır dikmiş olsan işte şöyle bir verim alınabilir falan. Öyle bir durum yok, söz konusu değil. Çünkü bizim bu alanda bir şey yetiştirme ihtimalimiz yok. Zaten burada zeytin ağaçları var ki ya, bu ağaçların altında herhangi bir şey yetişmez. Olmaz yani. Bu açıdan baktığınızda da bir zarar durumu söz konusu değil. Belki kümesin kapladığı alanda bir ekstra ağaç olabilir falan denilebilir. Onun haricinde bir zarar durumu söz konusu değil. Kaldı ki bizim kümeslerimiz aslında büyük kümesler. Yani metrekareye 4 hayvanın, 5 hayvanın ideal dendiği bir yerde. Yani bizim kümeslerimiz büyük geliyor. Yani yaklaşık belki 20 metrekare toplamda 30 metrekare kümeslerimiz var. Ama baktığımız hayvan sayısı bizim yılda 50'yi geçmiyor. Ağacıdan da baktığınızda ortaya böyle bir durum çıkıyor. Dediğim gibi genel itibariyle kârdayız. Her şey, yani maliyeti, bizim maliyetimiz yüksek. İşte yumurta satıştan elde edilen miktarı mümkün mertebe düşük hesapladığım halde ortaya çıkan rakam gayet iyi. Yani iyi durumda, gayet iyi denmez ama iyi durumda. Ki dün dediğim gibi 10 yumurta aldık, bugün 7 aldık. Muhtemelen yarın da bir aksilik olmazsa Allah'tan onun üstünde yumurta alırız. Toplamda dediğim gibi 22 adet kanatlımız var ki bunların içinde açılmamış olanlar mutlaka var. Ben bir tanesini gördüm bu zamana kadar ve küçük bir yumurta görüyorum. Yani bundan yola çıkarak zaten açılmaya başladıklarını söylüyorum. Ama açılmamış hayvanlar mutlaka var. Şunu da belirttim, ben kendi tecrübeme dayarak, yani normal yemlerle beslediğinizde, mesela atıyorum ilk çıktığında ceviz yemi falan verin 1-2 ay ama ondan sonra normal yeme geçerek beslediğiniz hayvanlarda ben 6 aydan önce açılma olduğunu görmedim daha bu zamana kadar. Normal hayvanların, yani karma hayvanların, melez ırkların, işte köy tavuğu dedikleri insanlar aslında melez olan ırkların ben 6 aydan açıldığına daha bu zamana kadar şahit olmadım. Böyle de bir durum var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.